Hala devam ediyorum. Merhabalar sevgili izleyenler. Tercih Rehberi programıyla karşınızdayız. Evet, bir üniversiteyi daha tanıtacağız sizlere. YKS sonuçları açıklanacak. Çok az bir süre kaldı. Heyecan Doruk'ta sıralamaların ardından, işte o puanlamaların ardından da tercih dönemi başlayacak. Oldukça zor bir dönem. Üniversiteleri iyi tanımanız gerekiyor. Yetkili isimlerden üniversiteyle ilgili doğru bilgileri de almanız gerekiyor. İşte bu programda bizler bu yüzden yapıyoruz. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'ni tanıtacağız bugün sizlere. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Belce bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Belce. Hoş bulduk Pelin Hanım. Evet, Bezmi Alem Üniversitesi sağlık alanında hizmet veren bir üniversite. Yani ben sağlık sektöründe olmak istiyorum diyen öğrencilerimizin düşüneceği üniversitelerden bir tanesi. Evet. En önemli üniversitelerden de bir tanesi. Evet. Niye derseniz, çünkü bir kuruluş öyküsü var sizin üniversitenizin. Diğer üniversitelerden sizi ayıran bir özellik bu da. İsterseniz biraz kuruluş öyküsünden bahsedelim ve daha sonrasında da isterseniz üniversitenin yapılanmasından bahsedin. Evet. Sevgili öğrencilerimizi iki asırlık köklü bir üniversiteye davet ediyorum öncelikle. Kuruluş öyküsünden bahsetmem lazım. Hakikaten çok önemli. Bezmi Alem Valide Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nda Valide Sultanların içerisinde en hayırsever olanı. 14 tane vakıf kurmuş ve bu vakıflarının devamı içinde gayrimenkuller bırakmış bir hanım. Kuruluş öyküsüne gelince, bir gün Valide Sultan bir rüya görüyor. Rüyasında çok sayıda kişi kendisine ölümünden sonra kıyamete kadar dua ediyor. O zamanki rüya tabircilerine gidiyor. Hepsi de ortak olarak diyorlar ki siz sultanın bir hastane kurmalısınız ve bunu vakfetmelisiniz. Ondan sonra size artık kıyamete kadar insanlar dua edecek diyorlar. Valide Sultan da işte iki asır kadar önce hemen kolları sıvıyor. Kendi gayrimenkulleriyle, yani kendi parasıyla, o zamanki adıyla Gurabayi Müslümin olan, halk arasında vakıf guraba olarak bilinen, hatta daha eskiler tarafından da aşağı guraba olarak bilinen hastaneyi kuruyor. Üniversite olma öyküsüne gelince, 2010 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın dilekleriyle 3 mazbut vakıf birleşiyor. Valide Sultan Vakfı, Bezmi Alem Valide Sultan Vakfı, Silahtar Abdullah Ağa Vakfı ve Sultan II. Abdülhamit'in kurmuş olduğu Abdülhamit Sani Vakfı. Bu 3 mazbut vakıf bir araya geliyor, yöneticileri üniversiteye dönüştürüyor. 2010 yılında üniversite olduk. 8 senede çok şükür halkımızın da teveccühüyle bu seviyeye geldik. Evet. Peki Bezmi Alem'i diğer üniversitelerden ayırırsak, tarihiyle ayırdık, öyküsüyle ayırdık ama başka yönleri var mı diğer üniversitelerden ayırabileceğimiz Bezmi Alem'i? Kesinlikle. Öncelikle tematik bir üniversiteyiz. Sayın rektörümüzün de geçen senelerde söylediği gibi biz en iyi bildiğimiz işi yapıyoruz. Benim fakültem Sağlık Bilimleri Fakültesi ama diğer fakülteler için, meslek yüksekokulumuz için de aynı şeyi söyleyebilirim. Enstitülerimiz için aynı şeyi söyleyebilirim. Bizim 3 tane enstitümüz var. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beykoz'da Yaşam Bilimleri Biyoteknoloji Enstitüsü, bir de Gastroenteroloji Enstitüsü var. Onun dışında tıp fakültemiz, diş hekimliği fakültemiz, eczacılık fakültemiz, benim kurucu dekanlığını yaptığım, hala sürdürdüğüm Sağlık Bilimleri Fakültemiz var. Bu fakültemizde 6 tane bölümü var. Yine 2 senelik ara eleman değil, ana eleman yetiştiren, gerçekten meslek yüksekokulu müdürümüz böyle söylüyor. Ben de katılıyorum. O ara elemanı biz artık çıkartıyoruz, kullanmıyoruz. İki senelik, çok yanlış bir tabir. 2 senelik meslek yüksekokulumuz var ki gerçekten mezunları çok donanımlı bir şekilde yetiştiriliyorlar. Evet. Orada da çok sayıda 2 senelik bölümlerimiz var. Şimdi bir sağlık ve eğitim sektörü ikisi bir araya geldi sizinle beraber. Şimdi sağlıkta teknoloji de çok ilerliyor. Biz her gün yurt dışında, Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun birçok teknolojik ilerlemeden haberdar oluyoruz. Siz öğrenciler şimdi üniversiteleri seçerken bu konuya çok önem veriyorlar. Kesinlikle. Dünyayı takip eden bir üniversite Kesinlikle. Mi? Dünyadaki teknolojik çalışmalar bizim üniversitemizde uygulanabilecek mi? Veya diyelim yurt dışında belli bir eğitim programı olur, oraya beni gönderebilecek mi? Ya da benim kontak kurmamı sağlayabilecek mi? Gibi gibi. Öğrenciler uluslararası olmak konusunda çok kararlılar ve çok da doğru bir tercih bu bence. Bezmi Alem bu konuda neler yapıyor? Öğrencilerine iyi imkanlar sunuyor mu? Kesinlikle, zaten bu bir vasiyet. Valide Sultan rahmetli anlıyorum.
vasiyetinde şöyle yazmış. En son teknoloji kullanılsın. Ki biz şükürler olsun ki mütevelliyeti başkanımızın, üniversite rektörümüzün, genel sekreterimizin desteğiyle bu teknolojileri kullanıyoruz. Bu önemli bizim için. Öğrencilerimiz için de çok önemli. Öğrenciler haklılar. Artık international olmak gerekiyor. Bizim tıp fakültemizin, diğer fakültelerin uluslararası anlaşmaları var. Mesela tıp için söyleyebilirim. John Hopkins Üniversitesi ile anlaşmamız var. Bizim de sağlık bilimleri fakültesi olarak çok sayıda Erasmus anlaşmalarımız var. Üniversite öğrenimi sırasında öğrencilerimiz yurt dışına gidiyorlar. Bir dönem ya da tam yıl olarak da, iki dönem olarak da orada kalıp bize gelebiliyorlar. Yurt dışından da öğrenci geliyor üniversitemize. Gerçekten güzel bir alışveriş oluyor. Uluslararasılaşma zaten gerekiyor. Akademisyenlerle ilgili sorular da size yöneltiliyordur tabii ki. Çünkü tercihlerde bu da çok önemli. Tabii öğrenciler internet sitenizden akademisyenlerin ismini öğrenip onların farklı internet sitelerinde de özgeçmişleri bulunuyor. Sizin sitenizden de bildiğimiz kadarıyla öğrenebiliyorlar. Bu konuda hangi kriterlere önem verdiniz akademisyenler konusunda? Şimdi akademisyen seçiminde zaten üniversitemizin bayağı bir zor kriteri var. Yani her akademisyen bu kriteri aşıp bizim üniversitede öğretim üyesi olamıyor. Bu konuya gerçekten özellikle öğrenciler dikkat etsinler. Bizde çalışan hocaların bilimsel geçmişine şöyle bir göz alsınlar lütfen. Çünkü bizim üniversitede doktor öğretim görevlisi, doçent, profesör kadrosuna atanmak için hakikaten üniversiteler arasında baktığım zaman bizim üniversitenin kriterler bayağı bir üst seviyede. Bunu başarıp gelebilen hocalar zaten bizde akademisyen oluyorlar. Akademisyen sayımıza gelince biz fakültede, kendi fakültemizde şu anda 50'den fazla akademisyenimizi çalıştırıyoruz. Full time olarak. Bizde özellikle bunu da altını çiziyorum. Bizim üniversitemizde part time çalışma diye bir şey yok. Biz akademisyenler sabah 7.30'da işimizin başındayız. Akşam mesai bitimine kadar full time olarak öğrencilerimize, hastalarımıza hizmet veriyoruz. Bu son derece önemli. Yani listede görünüp de esasında var olmayan akademisyenler bizde yer alamazlar. Şimdi sağlık sektöründe de branşlaşma gerçekten önem kazandı bildiğimiz kadarıyla. Daha öncesinde hep bir genelleme yapılıyordu ama şimdi genellemelerden çok biz ufak bir konuda olsa onun uzmanına teslim ediyoruz kendimizi. Bu noktada şimdi öğrenciler belki bazı terimleri, bazı hani mesleki ismini bilmeyebiliyor bu branşların. Siz bunları tanıtımını nasıl yapabiliyorsunuz? Şimdi bir kere iyi bir tanıtım ekibimiz var. Tanıtım ekibimizde de öğrencilerimiz yer alıyorlar. Biz en iyi öğrencilerimiz bizi tanıtır diye düşündük. Akademisyenlerimizle beraber tanıtım masalarımız başladı. Hem Fatih Hizmet binamızda, Eyüp Sultan Ek yerleşkemizde ve ana binamızda, rektörlük binamızda, Vatan Caddesi'nde öğrencilerimiz akademisyenlerle birlikte tanıtım faaliyetlerine devam ediyorlar. Şimdi burada tanıtımda biz şunlara dikkat ediyoruz. Mesela hemşirelik bölümünü ele alalım, fizyoterapi ya da diğer bölümlerimizi ele alalım. Bunların da ana bilim dalları var, alt dalları var. Yani fizyoterapist, genel fizyoterapist olarak değil de mesela bazı hocalarım sadece bebeklerle çalışıyor. Bazıları yeni doğanlarla, yoğun bakımda çalışanlar var. Veya bazıları sporcu sağlığıyla ilgileniyorlar. Bir kısmı el rehabilitasyonu, bir kısmı işte MS gibi, Alzheimer gibi nörolojik hastalıklarla ilgili rehabilitasyonla ilgileniyorlar. Biz tabii daha önceden bu tanıtımda görev alacak öğrencilerimize ve diğer tüm akademisyenlerimize diğer bölümlerde tanıtıcı bilgiler veriyoruz. Kampüsle ilgili konuşursak kampüsü neden tercih etsin öğrenciler? Cazibesi nedir sizin kampüsünün? Evet, cazibesi nedir? Daha doğru oldu. Ne gibi? Evet. Şimdi tıp fakültemiz, diş hekimliği fakültemiz ve eczacılık fakültemiz Vatan Caddesi'ndeki yani Valide Sultan'ın kurmuş olduğu binada hizmet veriyor. Orada eğitim alıyorlar. Bizim sağlık bilimleri fakültemiz ise Eyüp Sultan'da çok özel bir yerde. Yani doğalı bir yerdeyiz biz de. Ali Bey Köy'de Eyüp Sultan yerleşkesinde biz hizmet veriyoruz. Bizim yerleşkemizde aynı zamanda 17 branşta da poliklinik hizmeti veriyoruz ek yerleşkemizde. Bu son derece önemli. Öğrencilerimiz aynı zamanda polikliniklerde de hastayla temas etme imkanına sahip oluyorlar. İş yaşamına üniversitedeyken tabii başlamış oluyorlar diyebiliriz burada. Tabii bizim Eyüp Sultan'daki yerleşkemizde preklinik laboratuvarlarımız var. Kliniğe çıkmadan önceki beceri laboratuvarlarımız var. Hemşirelik olsun,
fizyoterapi olsun, ergoterapi, diğer branşlar, beslenme diyetetik gibi branşlarımızın preklinik, yani kliniğe çıkmadan önce öğrencilere temel becerilerin kazandırıldığı laboratuvarlarımız var. Odyoloji bölümümüz için ise Fatih'te ek yerleşkede, ek hizmet binasında ünitelerimiz var. Öğrenciler, akademisyenler nezaretinde önce burada eğitim alıyorlar. Artık tamam dendiği anda kliniklere yine akademisyen hocaların nezaretinde çıkıyorlar. Evet, bundan sonraki süreçte peki şimdi öğrenciler tercih yaparken özellikle sağlık sektöründe çalışacaklar için. Evet. Ama anladığımız kadarıyla siz bölümleri de saydınız. Tabii. Zenginlik bakımından Bezmi Ali Üniversitesi biraz daha zengin diyebilir miyiz? Hani o ara branş diyoruz, evet, ama artık evet, onu yine ana branş olarak evet, geçirelim ama zenginlik bakımından herhalde başka bir alternatif yok gibi Türkiye'de. Tabii çok sayıda üniversite var. Hı hı. Bizim farklarımız çok şükür var. Bu farkı da zaten şöyle görüyoruz biz. Geçen sene olduğu gibi bu senede de URAP dediğimiz üniversiteleri değerlendiren bir akademik performansları değerlendiren kuruluş var. Hı hı. Biz bu senede URAP verilerine göre 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında birinciliği elde ettik. Yine diğer alanlarda da, tıp fakültesi alanı olsun diğer alanlarda da hem ulusal hem de uluslararası çapta belli dereceleri çok şükür koruyoruz. Daha da yükselmek suretiyle devam ediyoruz. O yönden de evet, ediyorsunuz. Yani URAP verilerine öğrencilerimiz lütfen dikkat etsinler. Akademik performansı değerlendiren bir kuruluştur. Evet. Şimdi az önce siz yine laboratuvarlardan ve ünitelerden bahsettiniz okuldaki. Bu laboratuvar ve üniteler eğitim açısından ne gibi katkıları oluyor öğrencilerimize? Evet. Burası temel becerilerin verildiği laboratuvarlar. Hemşirelik, fizyoterapi, odyoloji, beslenme diyetetik, ergoterapi. Bu öğrencilerimiz kendi alanlarıyla ilgili temel becerileri alıyorlar. Bizim robotik sistemlerimiz var. Mesela enjeksiyonu veya hastayla ilgili işlemleri öğrenciler önce bu robotik sistemler üzerinde deniyorlar. Yeterince deneyip başarılı olduktan sonra yine kliniklere akademik personelimiz gözleminde, gözetiminde çıkıyorlar. Yani olmazsa olmaz olan şey temel beceriler. Bunların yeterince olması gerekiyor. Çok sayıda öğrencilerin bu maketler üzerinde işlem yapması gerekiyor. Evet. İş imkanlarına gelirsek peki bazı üniversiteler evet, iş imkanını da biraz böyle vermeye çalışıyor öğrencilere. Bunun vaadinde de bulunuyorlar. Evet. Sizde böyle bir durum söz konusu mu? Bizde şöyle bugüne kadar mezun ettiğimiz öğrencilerin Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak söylüyorum. Üçte biri kendi bünyemizde çalışmaya devam ediyor. Hı hı. Bu senede yine hemşirelik bölümünden, diğer bazı bölümlerden öğrencilerimizi kendi kadromuza kazandırdık. Hatta hemşirelik öğrencilerim daha mezun olmadan son 3 ayında, yani henüz öğrenciliğe devam ederken üniversitemizde çalışma imkanı buldular. Biz diplomalarını verince de artık kadrolu elemanımız olarak devam ediyorlar. Evet. Bir kısmı da çok özür dilerim. Tabii buyurun, devam edin. Bir kısmı da akademik kadromuzda devam ediyor öğrencilerimiz. Özellikle dereceyle mezun olan öğrencilere biz bu imkanları da sağlıyoruz. Şimdi burslu olarak okuma fırsatı var mı Bezmi Alem'de? Şimdi öğrencilerimizin derece tamamı bir kere %25 bursla bizim üniversiteye başlamış oluyorlar. Sonrasında paralı olan öğrencilerimizin bir kısmı kendi akademik başarıları eğer söz konusuysa, diyelim ki öğrenci işte birinci sınıftan ikinci sınıfa geçecek veya 4 senelik bizim eğitimimiz. Bu süre içerisinde belli bir yüzde dilim başarılı elde ederse çocuk bir sonraki sene ücretsiz okuma hakkına sahip oluyor. Bu bir sene geçerli oluyor. Her sene birinci olursa çocuk, her sene dereceye girerse paralı girip hiç para vermeden üniversitemizi bitirme şansına sahip oluyor. Burslu ise çocuk, bu durumda 8 ay boyunca çocuğa maaş veriliyor. Evet. Şimdi sağlık sektöründe çalışmayı düşünen öğrenciler, bununla ilgili bir gelecek kuran öğrencileri siz ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Çünkü sağlık sektörü başka sektörlere evet, benzemiyor. İnsanla iç içesiniz, bir diyaloğunuz var, insanların evet, zor durumlarında onlarla beraber olacaksınız. Bunun farklı bir psikolojik boyutu da var. Kesinlikle. Bu konularda eğer sağlık sektörünü seçeceklerse ne gibi özelliklere sahip olmaları gerekiyor? Evet, Pelin Hanımcığım, o kadar bir önemli noktaya temas ettiniz ki. Ya ben değişik vesilelerle fuarlarda da söylüyorum. Bir kere yüreğinde merhamet, insan sevgisi olmayan, yani benim bölümüme gelmesin diyorum. Çünkü bizim bölümümüz sağlık sektörü, hakikaten insana dokunan sektör. İnsanda
yani birebir çalışması gereken bir sektör, iletişim becerileri yerinde olacak, yüreğinde sevgi olacak. Sadece insana karşı değil. Yani bu hayvana karşı, ağaca, toprağa karşı, yani bastığı toprağa da hürmet etmesi gerekiyor. Bana gelen öğrencilerin, ben böyle öğrencileri bekliyorum üniversiteme, fakülteme özellikle söylüyorum. Bir de fedakar olması gerekiyor. Benim 6 bölümümden bazı bölümlerim biraz daha böyle tabii meşakkatli, nöbeti olan bölümler. Hangi bölümler? Hemşirelik gibi olan? Mesela hemşirelik. Bu alanda uykusuz kalacaklar, fedakar olmaları gerekiyor. Ama şunu unutmasınlar çocuklar, çok dua alma fırsatına sahip olacaklar. Biz de belki bu makamlardaysak bugün, belki de bu dualar sayesindedir diye düşünüyorum. Çünkü ben de geçmişte 4 sene İzmir Devlet Hastanesi'nde acilde çalıştım. Hem de acil. Evet. Aciller her zaman çok daha tehlikeli olur, çok daha ağır vakalar gelir. Çok ya güzel bir ortam, çok güzel aile ortamı oluyor, tavsiye ederim. O günlerimi açıkçası özlüyorum. Çünkü yani bir tabii Rabbim kişinin artık şeyini nasıl söyleyeyim, canını yaşamasını ya da işte ölümünü takdir edecektir. Ama siz de sağlıkçı olarak bir yerlerde siz de bir şekilde aracı oluyorsunuz diyeyim. Yani belki yanlış ifade ediyor olabilirim ama mesela benim de geçmişte çok başıma geldi. Kalp masajı ile hayata dönmesine yardımcı oldum. Yine Rabbimin izniyle diyeceğim. Evet. Kişiler bunun tabii mutluluğu hiçbir şeye değişilmiyor. Evet. Bütün yorgunluğunuzu unutuyorsunuz ne parayla, ki. Ne parayla, ne pulla, ne farklı. Geçmişte bir İzmir Devlet Hastanesi'nde çalışırken başıma gelmişti. Hiçbir şeyle bunun şeyini ölçemezsiniz. Yani parayla pulla ölçemezsiniz. Evet. Çok şimdi, büyük mutluluk. Şimdi tabii bu sağlık sektörüne değinince şöyle öğrencilerin bazen işte şu alan, bu mesleki alan çok daha trend, popüler, yeni. Ben bunda daha iyi para kazanabilirim diye tercihini o yönde kullandığı da oluyor. Uzmanlar kesinlikle bunu normal görmüyorlar. İstediğiniz, sevdiğiniz işi yapın diyorlar. Şimdi sizin işinizde de, sizin alanınızda da gerçekten psikolojik bir tatmin var orada. Yani kesinlikle bizim işimizden de ayrılıyor bu noktada. Dediğiniz gibi bir can kurtarmanın vermiş olduğu yani o vesile mutluluğu. Olunca, sonuçta güzel olunca çok mutlu oluyorsunuz. Bu konuda da cazip olabilir bu meslek değil mi? Öğrencilere bunu da söyleyebiliriz. Yani benim 6 bölümümü de tavsiye ederim. Hemşirelik, fizyoterapi. Yani bir ağrısı, ağrıyla kıvranan kişinin ağrısını dindirmek, derman olmak hakikaten çok özel, çok güzel bir şey olsa gerek. Biz bunları yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Fizyoterapi keza öyle. Travma sonrası olabilir veya herhangi bir nedenle işte eklem ağrısı, kas ağrısı olan kişinin ağrısını dindirmeye düzgün hareketlerle vesile olmak yine ayrı bir mutluluk. Bizim tabii başka bölümlerimiz de var. Şu anda ülkemizde çok az bilinen ancak geleceği olan bölümlerimiz de var. Hangi? Bunlardan bir tanesi de ergoterapi. Ergoterapi, evet. İş uğraşı terapisi dediğimiz terapi. Burada da engelli olabilir, yaşlı sınıfı olabilir, işte MS hastası, Alzheimer hastası veya otistikler olabilir, dikkat eksikliği, hiperaktivitesi olanlar olabilir ki son zamanlarda biliyorsunuz bunlar da önemli miktarda arttı. Onların işte duyu bütünleme terapilerinde onların sıkıntılarının giderilmesine vesile olmak, yardımcı olmak ki bu konuda da biz oldukça donanımlıyız, iyi bir ekibim var. Yani kişi, diyelim ki çocuk otistikse, hiperaktivitesi varsa biz ergoterapi bölümünde duyu bütünleme tedavisiyle onlara çok faydalı olabiliyoruz. Bunları da bu vesileyle duyurmuş olayım. Veya işte Alzheimer hastası, MS hastası gibi nörolojik hastalıkları olanlarda günlük yaşam aktivitelerini devam ettirmesi için gerekli olan becerileri biz kazandırıyoruz. Bu hastalıklar ne yazık ki ilerleyen, yani kötüye doğru giden hastalıklar. Hastalığın ilerlemesini durdurmak, o aktiviteyi yapmasının devamını sağlamakla ilgili bizim tekniklerimiz var. Bu konuda ergoterapi bölümündeki hocalarıma da teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler başarıyorlar. Şimdi tercih yaparken peki Bezmi Alem Üniversitesi, Vakıf Üniversitesi ergoterapi bölümü olarak mı yapılıyor? Ergoterapi. Bu? Şimdi onu demek istemeye başlayacağım. Şimdi ergoterapiyi çok fazla öğrenci bilmeyebilir. Ne olduğunu da bilmiyorum. Hani çok fazla duyduğumuz bir branşlaşma alanında değil. O yüzden belki bu bölümlerin daha iyi tanıtılması bu açıdan önemli. Kesinlikle. Dikkat eksikliği, otizm, hiperaktivite, engelli bireyler. Onlarla ilgili biz çok şeyi Allah'ın izniyle başarıyoruz. Öğrencilere peki ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Öğrencilerimize öncelikle
akademik kadroya baksınlar. Sonrasında çok çok önemli uygulama alanları. Bu preklinik ve klinik. Çünkü birçok üniversitenin preklinik imkanları iyi. Hatta çok daha iyi olanlar var. Ancak sıkıntı şurada Pelin Hanımcığım. Klinik uygulamalar hasta görmüyorlar. Evet. Bizde ise çok şükür ana binamızda, yani bizim Vatan Caddesi'ndeki Valide Sultan'ın ilk kurmuş olduğu hastanemizde günde yaklaşık 8 bin hastamız bize güvenip kendilerini teslim ediyor. Benzer şekilde Fatih Ek yerleşkemizde ve şu anda benim fakültemimde olduğu Ali Beyköy'deki Eyüp Sultan yerleşkemizde de günde yaklaşık 1000 hasta bizi tercih ediyor. Bu ne demek? Öğrencilerimiz çok sayıda hasta görüyor ve çok çeşitlilikte hastalık görüyorlar. Yine akademisyenlerim nezaretinde görüyorlar. Bu çok önemli. Bizim işimiz usta çırak işidir. Ustanız iyi olursa, ki akademik kadromuz çok şükür iyi. Herkes bizde akademisyen olamıyor. Kriterlerimiz yüksek olduğu için özellikle tekrar belirtiyorum. Ve hastamız çok şükür ki, yani Allah cümleye şifa versin. Ama bizi tercih eden, şifa bulmak için bizim Vatan Caddemizdeki, Fatih'teki, Eyüp Sultan yerleşkemizdeki ve karşıda Dragos Hastanemizdeki birimlerimizi tercih eden çok sayıda vatandaşımız var. O nedenle öğrencilerimiz çok şanslı. Lütfen üniversite tercihi yapan öğrenciler şuna dikkat etsinler. Bir, akademik çalışanlar, akademik kadro full time mı? Buna dikkat etsinler. Tam gün orada hizmet veriyor mu? Eğitim ve hasta hizmeti, bu çok önemli. İkincisi de pratik yapma imkanı nedir? Buna özellikle dikkat etsinler. Çünkü hasta görmeden ne yazık ki mezun olan öğrenciler olduğunu biliyoruz. Evet. Peki en çok talep hangi bölümlere oluyor? En çok talep tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık fakültesi. Çocuklar puanlarına göre, elde ettikleri puana göre talep yapıyorlar. Bizde de yani hemşirelikte talep görüyor, fizyoterapi, rehabilitasyon. Hatta bazı öğrencilerim geliyor diyor ki ben tek bir tercih yapıyorum. Beslenme diyetetik. Benim arkadaşımın çocuğu o şekilde yaptı. Tek bir tercih. Yavrum dedim, başka bölümlere de yaz. Olur ki bizim puanımız yüksek, tutmayabilir dedim. Evet. Yok dedi, ben iyi bir puan aldım dedi çocuk. Sizin beslenme diyetetiği yazacağım. Geldi, okuyor bizde. Hatta bu çocuklarımızın bir kısmı şu anda yurt dışındalar. Hocalarımızın rehberliğinde yapmış olduğu çalışmalar yurt dışında devam ettiriyorlar. Bilimsel araştırmalar noktasında okulunuzun görüşü nedir? Çalışmaları nedir? Rektör hocamız ve tabii yönetimimiz çok büyük destek veriyor. Bizim öğrencilerimiz hem ulusal hem de uluslararası kongrelere katılım sağlıyorlar. Bu bizi ayrıca gururlandırıyor. Her sene artan sayıda öğrencim yurt içinde ve yurt dışında kongrelere gidiyorlar. Oral sunumlar yapıyorlar, sözlü sunumlar. Bir kısmı da posterlerini götürüyorlar. Evet. Şimdi baktığımızda ailelerin çocuklarını yönlendirmesi de hep konuşulan bir mevzu Türkiye'de. Aileler kendi olmak istedikleri meslek mesleği çocuklarına empoze etmeye çalışıyorlar. Ve baktığımızda işte çok yanlış tercihler de yapılabiliyor. Ya ailenin tercih ettiği bir bölümü çocuk kazanıyor ve ömür boyu o yapmak istemediği işi yapıyor, işinde başarılı olamıyor. Veya da üniversiteyi bitiriyor, çok farklı bir sektörde, istediği sektörde işe başlıyor, okumuş olmasının hiçbir anlamı kalmıyor. O 4 sene başka öğrenci gidebilir o üniversitede. İsteyen bir öğrenci orada okuyabilir. Kontenjanı da boşu boşuna dolduruyor. İşte bu ailelere de ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz bu noktada? Evet, tabii sevebileceğiniz işi yapmak çok önemli. Zaten sevdiğiniz işi yaparsanız başarı da arkasından gelecektir. Yani ben kendim için söyleyebilirim. Benim kız kardeşim ressam ama ben çöp adam bile çizemem. Evet. Yani ben o zamanki üniversite puanımla rahatlıkla mimarlık, mühendislik kazanırdım yani. Puanım yetiyordu ama girsem bir şekilde zoraki bitirirdim. Ama mutlu olur muydum? Hayır. Ama kız kardeşim, ben de resim öğretmeni olacağım dedi. O şekilde iyi de çizgileri var. O yolu tercih etti, devam etti. Ben de laboratuvar işini çok seviyorum. Benim mesleğimde, uzmanlığımda biyokimya uzmanlığı. Ben de hastanın işte biyolojik örneklerinde çalışmaları yapmayı çok seviyorum. Bundan da keyif alıyorum. Evet. Yani sevdiğim bir şey çok şükür yapma fırsatını bulmuş oldum. Evet, buradan ailelere de uyarılarda bulunuyoruz. Şimdi sağlık sektöründe şimdi öğrencilerin karşılaşabileceği zorluklar ne olabilir? Buradan da öğrencilere tavsiyelerde bulunalım.
Olumlu yönlerini de konuştuk ama ne gibi sorunlarla karşılaşabilir öğrenciler? Nelere dikkat etmeliler bu konuda? Şimdi bir kere biz iyi bir eğitim veriyoruz. Hı hı. Dolayısıyla biraz zor oluyor açıkçası. Bunu öğrencilerimiz bazıları da ifade ediyorlar. Hı hı. Hatta yatay geçişle bir öğrencim başka bir üniversiteye geçiş yapıyordu. Erkek öğrencimiz. Oğlum dedim ya sen niye başka bir üniversiteye geçiş yapıyorsun? Bende her türlü imkan var. Hocam dedi sizde okumak yani burada bizim bölümde okumak çok zor. Başka bir üniversiteye geçiyorum. Orada çok daha kolay mezun olunuyormuş dedi. Zorluyoruz. Hı-hı. Ama sonrasında öğrenciler bize teşekkür ediyorlar. Bunu nasıl anlıyoruz biz? Bizim mezunlar ofisimiz var. Hı-hı. Her sene rektör hocamız mezunlar kahvaltımızda öğrencilerimizi kahvaltı yapılacak salonun hemen girişinde karşılıyor. Hı-hı. Her bir öğrencimizin tek tek elini sıkarak hoş geldin diyor. Bütün öğrencilerimiz oturduktan sonra da rektör hocamız kahvaltıya başlıyor. Tabii biz bu vesileyle bu kahvaltı Hı-hı. sırasında öğrencilerimizle sohbet ediyoruz. Mezun olan öğrencilerimiz şunu söylüyorlar bize. Hocam bizi çok sıktınız. Hı-hı. Ama Allah sizden razı olsun. Biz iş hayatında bezmalen farkını görüyoruz diyorlar. Bu bizi mutlu ediyor. Sıkmak zorundayız. Siz de Pelin Hanımcığım konuşmanın bir bölümünde bahsettiniz. İnsana dokunuyoruz. Evet. Yani hatanın olmaması mümkün değil ama kabul edilebilir hata en azından. Yani mümkünse tabii ki hiç hata olmasın. İnsana dokunulduğu için canla uğraşıyorsunuz. Öğrencilerimize biz yine Valide Sultan'ın tavsiyesi, Hı-hı. vasiyeti üzerine son teknolojiyi kullanıyoruz. Akademisyenlerimiz iyi. İyi öğretiyoruz. Öğrenmeden de mezun etmiyoruz. Evet. Açıkçası böyle. Tabii. Şimdi bizler tabii hata yapsak, işte bir dilimiz sürçse, bir ünvanı yanlış söylesek bunu telafi etme şansımız oluyor sonrasında veya kimseye zararı gelmiyor bunun. En fazla kendimiz etkileniyoruz kariyer bakımından. Ama dediğiniz gibi bir doktorun veya bir hemşirenin yapmış olduğu bir müdahale, bir hata insanların canını alabilir veya ne diyelim kalıcı sakatlıklar da bırakabilir. Bunun sorumluluğunda olanlar ve bunun bilincinde olanlar zaten bu sektörde var olmalılar diyoruz. Peki, bir şey söyleyebilirim. Tabii buyurun. Yani benim 6 çocuğum var diyorum. Hı hı. Çünkü 6 tane bölümümüz var. Hı hı. Hemşirelik, fizyoterapi, rehabilitasyon. Bunlardan bir tanesi de odyoloji bölümü. Hı hı. O da işitme dengeyle ilgili bölüm. O da çok önemli bir şey. Yani hiç işitemeyen, annesini hı hı. babasını duyamayan bir yavrunun koklear implant dediğimiz yani biyonik kulak hı hı. Uygulaması ile annesinin babasının sesini duyabiliyor olması. Odyolog olarak yani benim bölümümden mezun olan çocuklar için söylüyorum. Odyolog olarak buna vesile olma, yardımcı olma, şahit olma muhteşem bir duygu olsa gerek. Bunun zaman zaman örneklerini görüyoruz. Yani bizim odyoloji bölümü öğrencilerimizde hem işitme ve dengeyle ilgili testler yapıp yorumluyorlar. Hem de kulak burun boğaz hocalarıyla beraber ameliyathaneye giriyorlar. Bu biyonik kulak dediğimiz kulağın takılmasında ve sonrasında bunun ayarının yapılmasına yardımcı oluyorlar. Tabii başka evlatlarımız da var. Beslenme diyetetik. Hı hı. Özellikle günümüzde sağlıklı beslenme çok çok önemli evet. sağlığın sürdürülmesi açısından bir bölümümüz daha var ki o da sağlık yönetimi bölümü. Hı hı. Sağlık yönetimi bölümü de geleceğin sağlık yöneticilerini yetiştiriyor. Ben kendim için söylüyorum biz alaylıyız yani yaşayarak gördük evet. öğrendik bir şekilde sürdürüyoruz. İstanbul Üniversitesi deneyimini ben bezmaleme aktarmış oldum. Ancak buradaki çocuklarımız sağlık yönetiminde hem sağlık ekonomisi biliyorlar hem sağlık işletmeciliği biliyorlar. Sağlık Bakanlığı'nda bu başkanlık sisteminden sonra özellikle önem verdiği Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı kuruldu ki bu hı hı. çok çok önemli. Üniversitemizin imkanları çok 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 güzel. Bize yurt dışından da hasta geliyor. Evet. Yani international hastalarla muhatap hı hı. olmak, bunlarla ilgili alanlarda çalışmak sağlık turizmi anlamında çok önemli ki biz sağlık yönetimi öğrencilerine sağlık turizmi dersinde veriyoruz. Hı hı. Evet. Son 30-40 saniyemiz bir evet. öğrenci kulüpleriyle ilgili sorum olacaktı. Kulüpler evet. var mı? Çok yoğun çalışma tabii. saatleri dediniz ama bunun yanında. Tabii. Hı-hı. Yani öğrencilerimizin bir kere çok olmazsa olmazı öğrenci Hı-hı. kulüpleri. Hatta biz öğrencilerimiz birden fazla kulübe üye olmaları için teşvik ediyoruz. Ben de müzik Hı-hı. kulübünün danışmanlığını yapıyorum. Hı-hı. Biz düzenli olarak halkımıza yönelik toplantılar yapıyoruz. Hem öğrencilerimize hem akademisyenlerimize özellikle bunu halkımıza yönelik toplantılara çok önemsiyoruz. Üniversitemizin sürekli eğitim merkezi var. Yöneticiliğinde ben yürütüyorum. Bu merkezimiz bünyesinde çok sayıda sağlıkla ilgili programlar yaptık. Hı hı.
Farkındalık programları, mesela bunlardan bir tanesi Alzheimer'la ilgili, bir tanesi ALS hastalığıyla ilgili, spina bifida hidrosefaliyle ilgili Dünya Diyabet Günü programı yapıyoruz. Diyabete karşı kişileri, halkımızı bilinçlendiriyoruz. Sağlıkla ilgili Dünya Sağlık Nadir Hastalıklar Programı yapıyoruz ki biz Bezmialem Vakıf Üniversitesi olarak ülkemizde bunun öncülüğünü yaptık. Yani ilk yapmış olduk. Bu sene 6.sını gerçekleştirdik. Nasip olursa Şubat ayında tekrar edeceğiz. Bütün bu sempozyum kurslarımızı öğrenciler kulüpleriyle beraber yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Belce. Ben teşekkür ederim. İnternet sitesinden de detaylı şekilde öğrenciler bilgi alabilirler. Belki sosyal medya üzerinden de sizlere ulaşabilirler. Evet sevgili izleyenler, programımızı burada noktalıyoruz. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Belce konuğumuzdu. Tercihlerinizde etkili olacağını düşünüyorum bu programında. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.